Herkese tekrar merhabalar. Letitay'dan ben Suat. 6. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde Albay Jackson'la, yani Kolonel Jackson'la yüzleşeceğiz. En son hatırlarsanız bir Tokyo Death Metro Savaşı yapıp orada bırakmıştık. Ha, burada gördüğünüz ikiye bölünmüş şanssız arkadaş da bana saldırıya gelip ölmüş bir arkadaş. Birileri size böyle Tokyo Death Metro'dan saldırıya gelip ölürse eğer, üstünü tebeşirle çiziyorlar aynı olay yeri ekibinin yaptığı gibi. Neyse, en sonunda hatırlarsanız bu üstümdeki kıyafetleri nasıl elde ettiğimden bahsedecektim. Bunun bir de miğfer kısmı var ama ben pek sevmiyorum. Şunu da takayım da. Böyle miğfer biraz bozuyor gibi. Böyle daha çok samuray kıyafeti gibi. Bu kıyafeti nasıl elde ettiğinizi söyleyeyim. 5 milyon indirmeye özel görevler eklendi oyuna. Görevler şurada. Tabii ben onları yaptığım için bende gözükmeyecektir tekrar ama buradan seçebiliyorsunuz. En başa şuralara bir yere ekliyor. Ha evet, burada doğru yapılmış olarak görünüyor. Doğru. Önce ilk büyük bölüm canavarımız olan Max Sharp'ı yenme görevi. Ondan sonra Albay Jackson'ı yenme görevi. Sonra da 3. büyük bölüm canavarımız olan Bay Crowley'i yenme görevi. 2. Albay Jackson, 3. de Bay Crowley. Bunların her birine bu kıyafet takımının parçaları geliyor. Bu kafamızdaki siyah şey, şu miğfer, Max Sharp'ı yenerek, zırh Albay Jackson'ı yenerek, bu pantolon da Bay Crowley'i yenerek elde ediliyor. Yani bunların tariflerini elde ediyorsunuz arkadaşlar. Direkt zırhı elde etmiyorsunuz. Tarifi bu Hitler bıyıklı dostumuza gösterip nasıl yapıldığını buluyoruz. İşte gördüğünüz gibi pantolon burada. Sonra zırhı burada. Ben bunları şimdilik sadece yaptım. Evet, miğferi de burada. Hiçbir daha artı bir bile olmadı. Her neyse, zaten bugün Albay Jackson'la uğraşacağız. O sebepten şu kafamdakini çıkarayım, ben sevmiyorum onu. Bence böyle daha iyi. Neyse. Şimdi Albay Jackson'la yüzleşecekseniz eğer 3 yıldızlı karakterle yüzleşmeniz lazım. 3 yıldızlı karakterin kilidini de şöyle açıyorsunuz. Önce 1 yıldızlı karakterlerle artık istediğiniz bir çeşidi katları çıktıkça değişik çeşitlerin kilidi açılacak. Ben Striker tercih ediyorum genellikle. Omenos Oto'daki 10. kattaki Max Sharp'ı yendikten sonra 11. kata çıktığınız zaman ilk 2 yıldızlı karakterlerinizin kilidini açmış oluyorsunuz ama bütün çeşitleri değil. Ondan sonra katlara çıktıkça 2 yıldızlıkların çeşitleri tamamlanacak ve 16. katta bir bölüm canavarı var, Jindai. Onu yenince de ilk 3 yıldızlı karakterlerinizin kilidini açacaksınız ve diğer katlar çıktıkça da diğer çeşitlerini açacaksınız. Ben yine Striker tercih ediyorum. Bu en son aldığımız 1 yıldızlık karakteri öldüreceğiz. Normalde bunu yapmayı da çok sevmiyorum ama bunu da bir göstermiş olayım. Buradan karakterin seçeneklerinden Remove, yani işte sil seçeneği seçerseniz bu karakteri böyle bildiğiniz öldürüyorlar içeride. Kesip biçiyorlar. İşte böyle. Ve bir karakter almak için yer açılmış oluyor. Biraz da mavi öz veriyor. Mavi özü o kadar da önemli değil. Şimdi ben yeni bir karakter alacağım. Albay Jackson'la yüzleşmek için 3 yıldızlı karakter alacağım. Çünkü ona kadar siz 3 yıldızın kilidini açabiliyorsunuz en fazla. Dolayısıyla onunla yapacağınız savaşta savaşın adil olması için 3 yıldızlı bir karakterle oynamanız lazım. Yani daha azıyla oynarsanız zorlanırsınız, yenemezsiniz. Daha çoğuyla oynarsanız da adaletsizlik olur. Zaten siz ilk yüzleşeceğiniz zaman daha çoğuyla da oynayamazsınız. Ben onu 4 yıldızlıkla da yenebilirim ama ben onu zaten geçtiğim için. Neyse, şimdi 3 yıldızlık bir Striker daha alıyorum ben. Bu seferki erkek olsun. Çünkü o ayıptır söylemesi toptur. Ve Johnny adında bir sevgilisi vardır. Bunun da tipini biraz ona benzetiyorum. O da bizle karşılaştığı zaman bizi Johnny sanıyor. Sonra Johnny olmadığımızı anlıyor. Sonra kafası tekrar gidiyor, bizi tekrar Johnny sanıyor falan filan. Albay ama top yani. Ne yapıyorduk? Şimdi şu gaz maskesini sil.
Evet, yeni 3 yıldızlık karakter aldık. Şimdi bunun adını değiştireyim ya da değiştirmeyeyim, Jason olarak kalsın, fark etmez. İsim çok da önemli değil. Şimdi bunu alalım. Şimdi yapacağımız şey, bu karakteri yine önceki bölümden hatırlarsanız bir altın hayvan öldürüp level atlatmıştık. Bunu da aynı altın hayvanı öldürerek level atlatmayı düşünüyorum. Ondan sonra da üstümüze iki yıldızlık silahlar ve zırhlar alacağız. Çünkü 3 yıldızlık karakterlerin kilidini açtığınızda siz 2 yıldızlık silahlar ve zırhlar geliştirebilmiş oluyorsunuz o zamana kadar. 3 yıldıza daha geçememiş oluyorsunuz. Çünkü 3 yıldıza yani 3 yıldız silahları ve zırhları yapmakta kullanılan malzemeleri daha bulacak seviyede olmuyorsunuz. Neyse, ben şu kullandığım 1 yıldızda Max Sharp'ta kullandığım şeyin 2 yıldızlık halini kullanacağım. Sonra şu gene 1 yıldızda kullandığım eşyaların 2 yıldızlık halini kullanacağım. Aynı takım, aynı kıyafetler. Sadece bir yıldız farkı var. Bir de şunu da alayım. Şu da lazım olabilir. Öbürü kırılırsa falan. Kırılmaz ya. Ne olur ne olmaz, yedek olsun diye. Üstümüzü başımızı ayarlayalım. Şunları sıralayalım. Bunu sol ele, bunu sağ ele alalım. Tamam. Şimdi depomu kontrol edeyim. Bu arada depomda, ben depomun sınırını da genişlettiğimden söz etmiştim. Deponun sınırı başta 30 oluyor. Ben 100'e çıkarttım. Depomda ilk 4 sırada yer alan, her biri değişik yıldız seviyelerinde olan, sonuncusu 5 yıldız seviyede olan bu kılıç bir etkinlik süresince günlük ödüller arasında bana gelmişti. O etkinlik sırasında siz de oynuyor olsaydınız size de gelirdi ama bunlar şimdilik işimi çok kolaylaştıracağı için, yani adaletsiz olacağı için, videoyu anlamsızlaştıracağı için bu durumda bunları kullanmayacağım. Yoksa şu 5 yıldızlığı alıp Albay Jackson'a tek atabilirim ama olmaz. Ben savaş şekillerini göstermeye çalışıyorum, o sebepten iyi olmaz yani. Burada neler var altın hayvan olarak? Kaplumbağa var sadece. Kaplumbağa var, kurbağa var. Kurbağa bizi son seviyeye yapmaya yetmez. Ama karakterlerimizi bir kontrol edelim. Kaplumbağa da biraz fazla kaçabilir. Kaplumbağa fazla ustalık puanı veriyor. Bunda altın hayvan yok. Bunda yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bu zaten oynadığımız. Onda da yok. Şu balkabaş şeklindeki mantarlar da gene bazı etkinliklerde aktif olan toplanılabilir mantarlar. Şu an yok onlar. Toplayamazsınız. Ben zamanında toplamıştım. Depoya bir bakayım. Bir depoda altın hayvan var mıdır acaba? Depoda birkaç çanta var ama. Yok. Depoda da altın hayvan yok. Mecburen. Ama dur, çantaları açarak yapabiliriz aslında. Belki olur da altın hayvan çıkarsa. Ha, altın salyangoz çıktı. Bak, bu daha iyi oldu. Kaplumbağadan daha az veriyor sonuçta. Ha, bir de altın kurbağa. Altın kurbağaları öldürürüz. Yetmezse salyangozu öldürürüz. Bu karakteri de uğraşmadan yüksek level yaparız. Buraya niye geldim ki ben? Ah, depoya gelecektim. Depodaki kurbağayı alalım. Tamam. Kaplumbağayı öldürmediğimiz iyi oldu. Kaplumbağayı daha üst seviye karakterleri level atlatmak için kullanırız. Şimdi kurbağaları atalım. Kurbağaların üstüne basalım. 950. 950 daha. Şimdi hemen salyangozu da öldürmeyelim de bir bakalım bu iki 950 ustalık puanı bize toplamda 1900 kaç level atlatacak. Canımızı bir fullleyelim.
Striker gücünü de fullleyelim. Fullleyemedik. Şimdilik bu kadar verelim. Salyangozu da öldürmemiz lazım yani. Salyangoz kurbağalara göre daha fazla ustalık puanı verir. Oo, bayağı fazla verdi, gördünüz değil mi? Şimdi bir daha bir gelelim. Gücü fullleyelim artık. Fullleyebiliriz. Sonra Vitality'yi. Vitality'yi de öncelikle arttırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu da dayanıklılık arttırır. Sonra Stamina. Aa, Stamina'ya da hiç veremedim ama. Hop, bu durumda şöyle 6. 7, 7. Aynen 7, 7 yaptım. Dayanıklılık da önemli. Enerji de önemli. Stamina da ne kadar uzun süre koşup saldırılar yapabilmemizi, yani ne kadar uzun süre koşup saldırılar yapılabildiğini gösteren istatistiğimiz. Her neyse, şimdi canımızı dolduralım. Bu arada Ölüm Amca'nın yolladığı ödülü açalım. Her gün istisnasız bize kutuyla bir şey yollar. Aha, altın kurbağa. Çok güzel oldu bu. Onu da öldürüp gene lalatlayalım. ...950 daha herhalde. Belki Vitality'yi ve Dexterity'yi ikişer daha arttırabiliriz. Yok. 2-1'i 1-1'i. Tamam. Olsun, sorun değil. Bu şekilde de halledebiliriz. Şimdi 3 yıldızlık karakter olduğumuz için bizim dövme kapasitemiz de 3. Şuradan üstümüze biraz dövme seçelim. Ne seçelim? Evet, bu olur. Sonra bu da olur. Şunlar çok da bir işe yarayacak dövmeler değil. Şunu da kullanmak istemiyorum. Premium değil çünkü. Takarsam bir daha çıkaramam. Şimdilik biz bunlarla gidelim. İdare ederiz ya. Kuru kafa dövmesi. War Ensemble silahlarının ve zırhlarının gücünü arttırıyor %7. Öbür dövme de ezici silahların gücünü arttırıyor %10. Bununla halledebiliriz. 20. katta oturuyor bizim Albay Jackson. Evet, gördüğünüz gibi Ölüm Amca bizi gene bekliyor bir düğmenin yanında. Düğmenin önünde daha doğrusu. İkinci meydan okumamıza hoş geldin diyor. Ya merak etmene gerek yok, sen bir kahramansın da diyor. Hadi bakalım, hayırlısı. Bu arada birazdan bazı filmlerden tanıdık karakterlerin yüzlerini de göreceksiniz. Mesela şu Arnold Schwarzenegger'e benziyor. Şu da sanki Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rambo gibi duruyor. Ama adamımız bu. Dediğim gibi beni Johnny sanıyor. Tekrar Johnny'mi bir daha göremeyeceğim. Neden beni bıraktı ki?
Aynı çizgi filmlerdeki olay gibi. Onu tutan bir şey olmadığını anlayınca yer çekimi devreye girdi, düştü. Johnny'siz dünyanın bir anlamı yok. Patlayıp gebereceğim diyor yani şu an. Patlayıp cehenneme gideceğim diyor. Ama kendini boyum kadar bir el bombasına bağladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz onu kurtaracağız. Kurtarmazsak bu el bombası her tarafı havaya uçuruyor. Biz de ölüyoruz. O yüzden onu bir kurtarmamız lazım. Sonra gene öldürürüz. Ama önce kurtaracağız. Bu arada onu kurtarmak için 3 tane bilgisayar bulacağız. Onları şöyle yanlarına gidip X tuşuna basılı tutarak iptal edeceğiz. Yani bombayı devre dışı bırakacağız. Bunlar da yaklaştıkça çıkarttıkları sesten kendilerini belli ederler zaten. Evet. Ben nereye vuruyorum? Gördüğünüz gibi sesi izlerseniz kolayca bulabiliyorsunuz. Ama ben yine de bir tiyo daha vereyim size. Çok büyük ihtimalle biz şuradan başladık, gördüğünüz gibi. Şu adamın yanından başladık. Biri şuralarda bir yerlerde oluyor. Öbürü şuralarda bir yerlerde oluyor. Üçüncüsü de garanti şuralarda bir yerlerde oluyor. Görmediyseniz ben göstereyim. Şurada. Şu üstte. Şimdi onun da yanına gideceğim. İyi, üçü de kolay bir yerde. Bunu bu süre içinde iptal edemezseniz bombayı, bomba patlıyor, siz de ölüyorsunuz. Ha, bir şekilde hareket yapalım. İşte bu. Bu arada şu silah gerçek aç, bir yıldızlık bunu almayayım ya. Yaramaz. İşte bu. Bomba iptal. Şimdi karşılaşmaya başlayabilir miyiz acaba diyor ölüm amca. Hayır abicim, Johnny falan değilim ben ya. Hala Johnny zannediyor. Evet, işte War Ensemble bölgesini temsil eden Jin Dai geldi. Kendi kafasını kopardı. Yerine bunun kafasını kendi kafasıymış gibi takacak. Taksana lan. Tak. Heh, taktı. Şimdi bu bir Jin Dai vücudunu kontrol edip bizimle bu şekilde kapışacak. Çok tehlikeli. Zırt pırt ateş eden gıcık bir bölüm canavarıdır. Zırt pırt bomba bomba atar. Takip eden zımbırtılar fırlatır. Elektrik fırlatır. Harbi uyuzun önde gidelim yani. Kesinlikle dikkatli savaşılması lazım. Koşmayı kesinlikle bırakmamanız lazım. Ama dikkatli koşup kendinizi çok da yormamalısınız. Ay senin yapacağın. Ha, al bakalım ne oldu, girdi mi? Ha, Johnny'ymiş. Sana göstereceğim Johnny'yi, sen rahat ol. Bu Jin Dai vücudunda olduğu için şu an ve Jin Dai da ezici saldırılara karşı zayıf olduğu için buna ütüyle saldırmanızı şiddetle tavsiye ederim. İyi olur. Oo, o lazerlerinden bir de korunulmuyor biliyor musunuz? Ha? İşte bu. Hiçbir can doldurma eşyası kullanmadan. Evet, dediğim gibi bunda ütü çok tavsiye ettiğim bir silahtır. İki yıldıza çıkartın, ütüyü kullanın abi.
Oradan oraya ışınlanıp durur. Hızlı hızlı bir şeyler fırlatır. Sürekli sağa sola kaçarak fırlattığı şeylerden kurtulun. Boş bulduğunuz anda da vurun yani. Olay bundan ibaret. Bu ilk iki bölüm canavarı çok büyük bir hazırlık gerektirmez. Yalnız üçüncüsüyle dördüncüsü, özellikle dördüncüsü bayağı bildiğiniz tehlikelidir yani. Feci tehlikelidir hem de. Onlara gerekli hazırlığı yapmadan girerseniz hüsrana uğramanız neredeyse garanti. Ama onların tüyolarını da anlatacağım. Neyse, şimdi şu arkadaşın son sözlerini dinleyelim. İşte ikinci mum da söndü. 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 Tamam. Fotoğraf çekiminden sonra bu bölümü de noktalayalım arkadaşlar. Ve sonra 7. bölümde Bay Crowley'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın deyip bu videoyu da burada sonlandırayım. Her bölüm canavarının, yani büyük bölüm canavarının sonrasında bir fotoğraf çekimi oluyor. Hiç kaçarı yok. İlla oluyor. Ölüm amca da her birinde farklı bir gözlük takıyor. Ve her seferinde böyle kamera ölüm amcaya yakınlaşıp farklı bir şeyler söylüyor. Üçüncüsüyle dördüncüsünde söylediği şeyler de bayağı komiğime gidiyor aslında. Şu sandığı da bir açayım da. Para çıktı. Evet. Neyse, eve dönmeyi beklemeye falan da gerek yok aslında. Güzel oldu. Bu bölümü de burada bitireyim. Sonraki bölümde de Bay Crowley ile yüzleşeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sıradaki bölümde görüşmek üzere. Bir hareket yapıp bitireyim. Görüşmek üzere arkadaşlar.